Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yelek çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet şimdi yeleğimizi hemen anlatmaya başlayalım. Yeleğimizi yaka kısmından robamızda artışlarımızı yaparak ördüm ve kol altını birleştirdikten sonra çok güzel bir şekilde modelimizi uyguladık ve yeterli uzunluğa gelene kadar yeleğimizi örmeye devam ettik. Sonrasında kenarlarımızda tatlı bir pembemizi kullandık ve göğsünde bir tane çiçek yaparak yeleğimizi tamamladık. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Ve yeleğimizi örmek için bir tane krem rengi ipimi ve iki buçuk numarada tığımı kullanmıştım. Yani bir ip çok rahatlıkla bu ölçümüz için yeterli olmakta. Şimdi omuzumuzun en yüksek kısmından ölçüyorum 32 santim yeleğimin uzunluğunun olduğunu görüyorum şöyle çevirdiğim zaman yeleğimi kol altından şöyle biraz geniş yerinden tabii ki alarak başlıyor ölçüyorum 26 santim kolumuzun kol altı genişliği bir bir buçuk yaşındaki çocuklarımıza uygun bir yelek Tabii bu kiloya bağlı olarak daha küçük aylardaki çocuklarımıza olacağı gibi zayıf olup da daha büyük yaşlardaki çocuklarımıza da gayet güzel olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi Nako'nun Elite Baby ipi ile örüyorum. Anti peeling özelliği olan ipimiz. %100 primim. Anti akrilikten oluşmakta. Renk numarası ise 99064. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Biraz dolgunca bir ip. Evet ipimizi örmek için iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve içinden çıkardığım ipimi örmeye başlıyorum zincirlerimi çekerek şöyle sıkıştırıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tam 60 tane zincirimi çektim. Ve 60 zincirimizi ölçelim. 60 zincirim 20. 4 santim 24 santimi göstermekte şimdi tığımın başında doluyorum 1 2 bakın şu şekilde 1 2, 3 ve 4. zincirin içerisine geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Birer birer diğer trabzanlarımı da ekleyerek ilerliyorum. Her zincirimin içerisine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha büyük yelek istersek 70-80 Öreceğimiz çocuğumuzun yaş grubuna göre fazlaca çekelim. Geri kalan işlemlerimizde herhangi bir değişiklik olmadan aynı şekilde örmeye devam edelim birlikte. Birer birer trabzanlarımızı yerleştirelim. Evet trabzanlarımı örerek birinci sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırama geçmek için hazırım. İkinci sıramıza 1, 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzün yönünü çevirip hemen sıradaki trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzan örüyorum. Ve yanına bir tane daha trabzan örüyorum. Yani her bir trabzanımda ayrı ayrı yerler örüyorum. 1 2 3. Bakın yukarıda da 3, aşağıda da 3'ünü kullandım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzanımı batıyorum. 1 2 ve yanındaki trabzanı örüyorum. 3. Bir tane atladım. 3 tane trabzanı yan yana ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yine sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batarak örmeye devam ediyorum. 1. Yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Arkadan 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincir, bir tane trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanlarımı 3 tane yan yana olacak şekilde örüyorum. Ve sıra başına kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız, bir tane zincir çektim, bir atladım, 3 trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çektim. 3 tane trabzanımı ördüm ve zincirimin altına bir tane trabzanı atlama şekliyle sıramın tamamını bitirdim ve iki trabzanımı ördüm en son zincir çekerek dönmüş olduğum trabzanımın üzerine de gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum hemen 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve üçüncü sıramıza başlıyoruz üçüncü sıramızı birinci trabzanımı zincirimle ördüm İkinci trabzanımı örüyorum, üçüncü trabzanımı örüyorum ve bir tane zincirimin olduğu yere iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Burada üçüncü sıramızda ilk artışımızı yapmış olduk. Devam ediyorum. Üç tane trabzanımın her birini birer defa örüyorum. Bir, iki ve üç. 3 trabzanımı ördüm ve 1 zincirimin olduğu yere geldim. Bir zincirimin olduğu yere 1 2 İki tane trabzanımı örerek artışımı yaptım. Şimdi burada yapmış olduğumuz gibi her iki bir zincirlik kutumuzda iki tane trabzanımızı ördük. Bir tane at zincir çekip bir atlamıştık. Bakınız iki tane trabzan örerek her kutuda birer tane artışımızı da yaptık. Sıramızın sonuna kadar bütün kutularda ikişer tane trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Aradaki 3 tane trabzanlarımız ise aynı şekilde 3 trabzan olarak örelim. Sadece kutunun içerisine 2 tane trabzanı devam edelim. Bir daha örelim birlikte. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm. Kutumuzun içerisine yani bir zincirin olduğu yere geldim. 1 ve aynı yere bir daha giriyorum. 2 Tekrar trabzanlarımı devam ediyorum. 1 2 3 Zincirin içerisine 1 ve 2 3. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 3. sıramızı tamamen trabzan olarak ördüm. Kutuların içerisine 2 diğer 3 trabzanın üzerine birebir ördüm. Dördüncü sıramı tekrar başladım 3 tane trabzan yine bir zincir çekip bir tane atladım 3 tane trabzan bir zincir çekip 1 atladım 3 trabzan bir zincir çek 1 atla şekliyle örmeye başladım ve bir tane atlıyorum bakın bir zincirimi çektim 1 atlıyorum 3 trabzan yan yana örüyorum her birisi farklı trabzanımızın içerisine tekrar bir zinciri çekiyorum bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir iki ve üç bir tane zincir bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine bir iki üç bir tane zincir bir tane atlıyorum üç tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3. Bu şekilde sıramın başına kadar ilerliyorum. Ve dönüşte de aynen e, ikinci sıradaki örmüş olduğumuz yerin üzerine ördüğümüz gibi kutuların içerisine 2 trabzan, 3 trabzan, diğer trabzanlarımız aynı şekilde devam ediyor. Sadece bir zincirlerin içerisine ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Bakınız en son sıram şu şekilde bir tane atladım ve bir tane trabzanla bitişimizi yaptık. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane zincirle atlamış olduğum yere 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Diğer 3 trabzanımın hepsini birer birer örüyorum. 1 bir, 2 ve 3. Yine bir zincir ve bir trabzan atlamış olduğum yere 1 aynı yere bir daha batıyorum. 2 Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 1 2 3 1 ve 2 Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin robasında 1 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı tamamladık. Şimdi 6. sıramıza başlıyoruz. 6. sıramızda da aynı şekilde 3 tane trabzan, 1 zincir ve 1 atlıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 1 atlıyoruz. 7. sıramızda yine atladığımız yerlere 2 trabzan ve aradaki 3 trabzanlarımızı 3 trabzan olarak örelim ve biraz robamızı bu şekilde sırasıyla büyütelim bir, üç trabzan, bir zincir, bir atla ve trabzanlarımızı tamamen örüp atladığımız yere ikişer zincirlerimizi yani ikişer trabzanlarımızı örerek artışımızı, roba genişliğimizi sağlayalım. Örmeye devam edelim. yeleğimizin robasını örerek tamamladım. Yeterli ölçüye geldi. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım robamızın. 10 santim robamın ölçüsü. Şimdi bölümlerine şu şekilde ayırdım. 18 ve 18 önümüz 30 ve 30 kolumuz 40 arkamız olarak ayırdık şimdi yeleğimizin kol altından birleştirme işlemini sizlerle birlikte yapmaya başlayalım bir tane zincirimi çekmiştim 2 ve 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki trabzanıma gelerek batıyorum İkinci trabzanıma battım. Üçüncü trabzanıma batıyorum. Dört, beş. Beş tane trabzanımı ördüm. Bakınız, bir zincirimle iki, üç, dört, beş. Beşinci trabzanıma bir tane daha batıyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş. 5. trabzanımın olduğu yere bir tane daha trabzanım örüyorum ve bir artış daha yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 5. yere bir tane daha trabzanımı örüyorum ve artışlarımı 5. trabzanı 2 defa örmek suretiyle yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 ve 3 Zincirimin olduğu yere geldim. Yani ayracımın olduğu yere geldim. Zincirimi çekmeye başlıyorum. Kolumun altı için. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çektikten sonra diğer ayracımı taktığım yere geliyorum. Kolumu şu şekilde büküyorum. ve bakınız kol genişliğim yeterli ölçüde oluyor. Ve tığımın başını dolayarak hemen Trabzanlarımı birer birer yine örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 5. trabzanımı yine 2 defa örüyorum. Ve diğer ayrım yerine kadar 5. trabzanı 2 defa örerek gelelim. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımı 2 defa örüyorum yeleğimin arkasında örerek geldim yine işaretimi bıraktığım yerdeyim ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum diğer işaretimi bıraktığım yere gelerek trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 5. trabzanımı 2 defa örerek sıramı tamamlıyorum. 8'er zincir kollarımızın altına ördük ve birleştirdik. Şu şekilde gövdemizi Omuzlarımızı bakınız şu şekilde görmekteyiz. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Bitiş yönünden 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bitirdiğim yönden 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektikten sonra örgümü çeviriyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum ve zincirimi çekmiş olduğum yerin dibine gelerek batıyorum ve ikişer ikişer çekmeye başlıyorum. Bakınız her ikisini bir alıyorum. Diğer ikisini bir alıyorum ve kapatıyorum son. Tığımın başını tekrar iki defa doluyorum. Bir trabzan, iki trabzan, üçüncü trabzanın içerisine gelerek batıyorum ve başlıyorum yine bir, iki ve üç. Aynı yere tekrar batıyorum bir, iki ve üç. Üç tane Bakınız 3 seferde 2 trabzanımızı ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 ve 3. Tığımın 2 defa yine başını doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. Ve ikişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar 2 defa başını dolayarak batıyorum. Tığımın 1, 2, Ve 3. Bir tane tek bir tane çift bu şekilde trabzanlarımızı ördükten sonra ikinci kez tekrar modelimizi tam olarak yani çift olarak kurmaya başlayalım. Başlangıçta bir tane ikilimiz var. Bakınız burada çift. Çiftimiz kendi arasında 3 tane zincir taşıyacak ama modeller birbirine geçerken arada zincir çekilmeyecek. Şimdi başlıyoruz. 2 defa tığımın başını doluyorum. Burada 2 atlayıp üçüncüye batmıştık. Burada ise 3 atlayıp dördüncüye batıyoruz. 1 2 3 ve 4. trabzana 2 defa tığımın başını dolamıştım. Batıyorum. 1 2 ve 3. Aynı bakın tığımın başını tekrar doluyorum. Giriyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. 2 defa tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere gelerek batıyorum. 1 2 ve 3. İki defa başını doluyorum tığımın. Bir, iki ve üç. Bu şekilde bakınız. Modelimizi yerleştiriyoruz. İki defa tekrar tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç ve dördüncü trabzanıma gelerek batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Bir, 2 ve 3. Modelim kendi içerisinde tıpkı burada olduğu gibi 3 tane zincirini çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak 1 2 3. Tekrar 1 2 3. Şöyle görelim modelimizi ve devam edelim. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 4. trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. 1 2 3 tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başında dolayarak aynı yere giriyorum. 1 2 3 tekrar Evet. Modelimiz sadece kendi içerisinde 3 zincir çekmemiz gerekiyor model ikisinin arasında hiç zincirimiz yok bakın sadece atlıyoruz zincir çekmiyoruz modelin kendi içinde ise 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve devam ediyorum 2 defa tığımı başım doluyorum 1 2 3 ve 4 örüyorum sırasıyla ile 3 tane zincirimi çekiyorum İki defa dolayarak yine aynı yere batıp trabzanlarımı çekiyorum iki defa başını doluyorum Evet ve şimdi tam kolumuzun altındayız iki defa yine tığımın başını doluyorum 8 tane zincir çekmiştim 1 2 3 ve 4 dördüncüye gelerek batıyoruz yani tam ortalayarak batalım ve modelimizi buraya kuralım Aynı yere batıyorum, iki defa tabii ki doluyorum başını. Üç tane modelimin kendi içinde zincirini çekiyorum ve aynı yere gelerek devam ediyorum. Evet, tam kol altına da bir tane modelimi yerleştirdim. İki defa tekrar tığımın başında doluyorum. Tam bakınız kolumdan gövdeye geçişteki ilk trabzanımın üzerine batıyorum ve modelimi buraya da kurmaya başlıyorum yanına ikinci trabzanımı da örüyorum 1 2 3 zincirimi çekip aynı yere iki defa başını doladım ve tekrar trabzanlarımı örüyorum Evet Buraya kadar bakınız yapmış olduğumuz işlemlerimiz iki defa tığımızın başını dolayarak batıyoruz. 3 zincir çekip aynı yere tekrar iki defa başını dolayarak batıyoruz. Diğer modelimizi kurmaya geçeceğimiz zaman 3 trabzan atlayıp dördüncüsüne geliyoruz ve aynı işlemimizi orada da çalışıyoruz. Sıra başına doğru ilerleyelim. Evet gövde kısmının birinci sıradaki model çalışmamızı tamamladık. Kol altlarımıza bakalım. Kol altımızda bakınız birlikte tam ortaya modelimizi yerleştirmiştik. Diğer kol altımıza da aynı şekilde modelimizi yerleştirdik. Ve her iki öndeki model sayımız da eşit. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de e, yarım. Buradaki model sayımızı... 1 2 3 4 5 bir tane yarım aynı olduğunu kontrol ettiğimizde görmekteyiz. Şimdi modelimizin birinci sırasını bu şekilde oturttuk. Şimdi ikinci sırasını yapmaya başlıyoruz. İkinci sırası zincirlerden oluşmakta. Bir tane zincirimi çekiyorum bitiş yönünde. Hemen ortaya bakınız. Tam ortaya gelerek batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çekiyorum tam 2 modelimin arasındaki birleşme yerine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 2 modelimin arasındaki birleşme yerine gelerek batıyorum 1 2 3 4 5 6 her iki model arasındaki bakınız yere giriyorum ve bu şekilde sıramızı diğer uca kadar tamamlıyoruz. Bir uçtan diğer uca kadar zincirlerimizi çekerek geldim. Bakınız en son zincirimi çektim ve battım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Dibine batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını dolayarak aynı yere yani zincirimi çekmiş olduğum yerin dibine batıyorum. İkişer ikişer tekrar alıyorum ve modelimi yeniden kurmaya başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. İki defa tığımın başında oluyorum ve aynı yere batıyorum ve modelimin çiftini buraya kuruyorum. Evet. Bakınız çift olarak modelimizi kurduk. 3 zincirimizi çektik. Tekrar aynı yere batarak 4 tane trabzanımız ve 3 tane zincirimizi ördük. Şimdi araya zincir çekmeden tekrar 2 defa tığımı başında doluyorum. Tam şu batmış olduğumuz noktaya gelerek örmeye başlıyorum. 2 defa tekrar başını doluyorum tığımı. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa başını dolayarak aynı yere batıyorum ve çiftli olarak kuruyorum bakınız modelimizin önce tekliğinin üzerine çiftli yaptık ve her ikisinin tam ara noktaya modelimizi yeniden kurduk ve ilerliyorum yine altı zincirimi battığım yere geliyorum trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum 2 trabzanımdan sonra aynı yere tekrar batıyorum 2 tane tığımın başını doluyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz Evet ikinci modelimizi de yerleştirdim ve sıranın başına kadar geldim. Şimdiki sıramızda bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz gibi 6 tane zincirimizi çekip her modelimizin arasındaki şu kısma batarak ilerleyeceğiz ve sıramızın başına kadar geleceğiz. Şimdi sıramı bitirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Batıyorum bakınız ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra hemen iki tane bakın modelimizin arasındaki birleşme noktasına gelerek batıyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 5 6. Diğer iki modelimin arasına gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Diğer modelimin arasına giriyorum. 1 2 3 4 5 6. Ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz şar zincirlerimizi çekerek sıramızın başına doğru ilerleyerek geldim en son zincirimi çektim ve bakın tam ikisinin iki modelimin arasına yani iki trabzanımın arasına giriyorum batıyorum bir tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum aynı yere batıyorum ve bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi burada modelimizi tekli olarak kuruyoruz 1 2 3 4 5 2 defa başında doluyorum tığımı 1 2 ve 3 defa da alıyorum bakınız ilk sırada kurduğumuz gibi modelimiz sürekli yer değiştirecek 1 bu sıradan öreceğiz 1 İkinci sıramızda yani bir birinci sıramızı tekrar ikinci sıramızı tekrar sürekli değiştirerek modelimizi kurarak ilerleyeceğiz. Şimdi sıramızı bakınız buradaki gibi ördüm ve hemen modelimizi kuracağız. Modelimizi bu kez iki defa tığımın başında doluyorum. 6 tane zincir çekerek batmış olduğum yere geliyorum ve trabzanlarımı örüyorum. İkinci kez batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere batarak sırasıyla çekiyorum. İki defa tığımın başında doluyorum ve bu şekilde modelimizi yeniden kurduk. Birinci sıramızı tekrar ettik. İkinci sıramızı farklı ördük. Üçüncü sıramızda modelimiz yine ilk sırada kurduğumuz şeklini aldı. Tekrar iki defa tığın başında oluyorum. Her iki altı olan yeri bakınız. iki modelimin arasına batmış olduğum yere modelimi kuruyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki ve üç. Evet bu şekilde modelimizi sırası ile kurarak e, yeterli boya gelene kadar örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi bakınız bu şekilde örerek büyüttüm. Son bir sırayı e, pembe ipimle ördüm. Üzerine bir sırada sık iğne olarak daha sonra tamamlayacağım. Şimdi sizlerle birlikte tamamlayacağız inşallah. Şöyle bakalım bakınız gayet güzel değişik bir e, yelek çalışması oldu. Çok hoş. Şöyle görelim. Kolumun bir tanesinde en hazırlık olarak çalıştım. Diğerini sizlerle birlikte çalışmaya başlayacağız. Şimdi kolum e, gövdemizin ölçüsüne bakalım. Kaç santimde bırakmış olduğumuzu. En e, alt kısmı bakınız burası. En çukur kısmından devam ediyorum. Ölçme 29 santim uzunluğu. Ve şimdi bir uçtan diğer ucu aynı modelimi devam ettirerek geldim. Modelimin zincir kısmını pembeden değil yine krem renginden ördüm. En uç noktadayım. Bu noktada bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve birer tane sık iğne örerek ilerliyorum. Araya 3 tane zincir çekmiştim. 3 tane sık iğnemizi araya örelim ve diğerlerini birer birer sık iğne ile yani trabzanlarımıza ise birer sık iğne batalım trabzanlarıma birer tane sık iğne araya 3 tane 1 2 ve 3 bir trabzanlarımı örüyorum alt zayıf kalmasın Ve diğer uca kadar bu şekilde örerek tamamlayalım yeleğimizin alt kısmını. 2 şöyle görelim. Bakınız zayıf durmayacak gayet güzel güçlü bir alt yeleğinin alt kısmı olacak. Şimdi sıramızın ucuna kadar gelelim. Yeleğimizin alt kısmına sık iğnelerini tamamladıktan sonra yan kısmını da yine aynı rengimizle devam ettirmek istiyorum. Hemen pembe olan kısımdan başlayarak örmeye başlayalım. Tam sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Bir tane şöyle sık iğne olarak batıyorum. Ve ilerliyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanımın içerisine trabzan örüyorum. Bir, iki, üç... 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı hemen yanındaki bakınız dip kısmına gelerek batıyorum. Şu şekilde. Tekrar tığımın başını doluyorum. Biraz ileriye doğru geliyorum ve buradaki ilmeğimin içerisine giriyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı örüyorum hemen araya giriyorum hemen batıyorum ve bakın şu şekilde 5 tane trabzanımız yan yana oluşuyor aynı şekilde tekrar tığımın başını doluyorum tam trabzanımın arasına giriyorum bakın tamamen trabzanı kapsamıyorum arasına giriyorum ve 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum 1 2 3 4, 5 5 trabzanı ördüm. Hemen her iki modelimin arasına batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak modelimi yarıya şöyle bölüyorum kenardaki trabzanımı. Ve 5 trabzanımı aynı yere örüyorum. 3 4 ve 5. Tekrar iki modelimin tam arasına giriyorum, batıyorum sık iğnemle geçiyorum, ilmeğimin bakınız arasına giriyorum, 5 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5. İki modelin arasına giriyorum. Ve bu şekilde biraz robaya kadar ilerleyelim. Evet, robamızın olduğu yere kadar örerek geldim ve battım. Şimdi robamızın olduğu yeri örmeye başlayalım birlikte. Tam trabzanımın olduğu yerden başlıyorum ve sık iğne olarak batıyorum. Sık iğnelerimizi örerek ilerliyorum. Araya giriyorum. Tekrar trabzan arasına 1 2 araya giriyorum 3. Tekrar 1 2 araya giriyorum 3. 1 Bakın şu şekilde ilerliyorum. Trabzanlarımın olduğu yere iki tane sık iğne, her iki trabzan arasındaki geçişe de bir tane sık iğne yapıyorum ve uca kadar devam ediyorum. Burası örgümün sağ tarafı, yani iliyimizin sağ yönü. Burada iliğimizi çalışacağız. Ve araya giriyorum. Tekrar bir araya giriyorum en son trabzanın olduğu yerdeyim ördüm bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen dibine battım ve yanındakine battım burada iliğimizi açmak istiyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. Ve sık iğne olarak diğerlerini de örüyorum. Eğer e, sık olarak yerleşmişse bir tane atlayarak batabilirsiniz. Bakın Bire birebir örüyorum. bir de düğme iliğimizin yerinin ayarlamasında şöyle yapalım. Bir tanesini buraya yaptım. Bir tanesini ortaya, bir tanesini de en son kısmı ayarlayalım. Hemen ikinci iliğimi de buraya çalışıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. sık iğnemin olduğu yere batıyorum ve tekrar sık iğne olarak sona doğru ilerliyorum. Uç noktaya kadar örerek geldim. Bakınız 3. iliğimi de ayarladım. 1 2 ilk baştaki iliğimiz 3. İliğimin olduğu yere batırıyorum. 3 tane zincir çekmiştim. 2 tane sık iğne örüyorum. Sık iğnemin birini batmıştım ve devam ediyorum. 3 zincire iki tane sık iğne 3'e 3 üç yapmıyoruz. O zaman potluk oluşabiliyor. Bir tane eksik yapalım. Kaç tane zincir çekersek. Birer birer 3. sıra sık iğnemi de örüyorum. Tekrar zincirimin olduğu yere geldim. 1 ve 2 tane sık iğnemi örüyorum. Zincirimin üzerine ve diğer kenardaki sık iğnemin üzerine geçişimi yapıyorum birer birer ilerleyerek başlangıç yerime doğru geliyorum. Zincirimdeyim. 1 ve 2 tane sık iğnemi ördüm. En baştaki sık iğneyi batarak bu şekilde tamamladım. Ve şöyle örgümü yönü çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen alttaki sık iğnemi batıyorum ve sonra başlangıç yerimdeki sık iğneye batıyorum ve her bir trabzanımın arasına birer sık iğne olarak giriyorum. Tam iki trabzan arasına giriyorum. Şu şekilde. Evet yakamızın sonuna kadar gelelim yeleğimin sağ tarafının hem ilik çalışması ve hem de yan tarafını ördüm boyun kısmından sık iğnelerimizi örerek sol kısmımıza geldik yeleğimizin sol e, önündeyiz şimdi e, sık iğnemizi örerek başlıyoruz burada ilik açmayacağımız için sadece roba kısmına 3 defa sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Başlıyorum. Sadece sık iğne örüyorum. 1 2 iki, iki tane trabzanlarımıza bir tane iki trabzan arasına. Trabzan Gerekli olursa daha fazla, gerekli olursa daha az. Nasıl gerekiyorsa fazla olacak gibi ise tabii ki bazen hani zincir sayımız az olabiliyor. O yüzden Az ya da çok ayarlamaları lütfen kendimiz yapalım. Bakınız burası gayet geniş olmuş. Üçüncü bir sık iğneyi kaldıracak durumda. İlerlemekteyim. ara noktaya da batıyorum. Evet. En son sık iğnemi ördükten sonra şöyle bir bakıyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci sık iğnemin bakın hemen kendisine şuradakine bakıyorum. Batıyorum. Ve devam ediyorum birer birer. altta zaten zemini hazırladığımız için ikinci sıramız ve iki üçüncü sıramız zemin üzerinden devam edecek yukarıya doğru örüyorum sık iğnemizi örerken çok gevşek örmeyelim mümkün mertebe daha şöyle yoğun sıkı tutmaya çalışalım elimizi başa kadar ilerleyelim başa kadar geldim bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen bakın birinciye değil dibindekine değil bir sonraki sık iğneme batıyorum ve birer birer aşağıya doğru iniyorum yani her bir sık iğneme yine birer tane batıyorum üçüncü sıramı da bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru örüyorum Şöyle bakalım. Bakınız 3. sıramı da örüyorum. Çok muntazam, düzgün oldu. İnşallah sizinkiler daha da güzel olmuştur. Evet. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Sık iğnemizi örerek yukarıdan aşağıya doğru ıı, tamamladım. Tam 3 sıra ördüm. Bir sıra yukarıdan aşağı indik. Roba kısmında aşağıdan yukarı ikinci sıramızı ve üçüncü sıramızı tekrar yukarıdan aşağıya inerek ördüm. Şimdi modelimizin olduğu bölüme başlıyorum. Tam şu görmüş olduğumuz trabzanı batıyoruz. Arasına giriyorum. Ve 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Aynı yere. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm hemen her iki trabzanımın arasına da geliyorum ve batıyorum bir tane tekrar tığımın başını doluyorum bu uzun trabzanımın kenarından yani şöyle ortalayarak batıyorum aynen diğer tarafta yapmış olduğum gibi 5 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum ve aynı yuvamızın içerisine 2 3 4 5 araya giriyorum araya sadece batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum uzun trabzanımı ortalayarak batıyorum ve 5 tane aynı yere batarak kenar süsümü örüyorum 3 4 ve 5 ve bu şekilde sıramızı aşağıya kadar örerek tamamlayalım. Yeleğimizin düğmelerini de diktim. Bakınız gayet güzel, çok şık değişik bir yelek çalışması oldu. Şimdi kolumuzun bir tanesini çalışmıştım. Diğerini de çalışmak üzere ipimi bağladım tığıma. Hemen kol altından örmeye başlayalım. Tam ortadaki kolumuzun altına yerleştirmiş olduğumuz modelimizden başlıyorum bir tane sık iğne olarak batıyorum tığımın başını doluyorum ileriye geliyorum 5 tane trabzanımı 1 aynı yeri örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra çeviriyorum şu şekilde ileriye doğru batıyorum Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzana gelerek batıyorum. 1, aynı yere 2, 3, 4, 5 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. trabzanıma batıyorum. Ve tekrar sayıyorum. 1, 2, buradan giderken burayı da sayalım. 1, 2, 3. trabzanımıza batalım. Yani batmış olduğumuz trabzandan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3'e batıyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Kolumuzu da bitirmiş olalım. 3, 4 ve 5. de ördüm. Sayıyorum. 1, 2, 3. batıyorum. Ve batmış olduğum yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. başını dolayarak batıyorum ve 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum ve başlangıç noktama kadar ilerliyorum kolumun altından örerek geldim bakınız kolumuzun kenarlarına şu şekilde en son başlangıç noktama geldim başlangıç noktamın olduğu sık iğnemin üzerine battım ve bir tane zincirimi çektikten sonra kopardım ve kolumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk şimdi bir tane göğüs kısmına çiçek çalışması yapmak istiyorum çiçeğimizi de sizlerle birlikte çalışalım Evet sihirli halka yapalım çieğimizin göbek kısmını örmeye başlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektikten sonra parmağımdan halkamı çıkarttım ve içeriğe girerek trabzanımı ördüm 1 tane zincir çekiyorum 1 tane trabzanımı örüyorum. 1 zincir 1 tane trabzan 1 zincir bir tane trabzan bir zincir bir trabzan şekliyle birinci sıramızı örelim bir tane zincir ve bir tane trabzan en son bir zincirimi çekiyorum ve şu şekilde ipimi sıkıca çekiyorum kapatıyorum şu şekilde halkamı yaklaştırıyorum ve beş tane zincir çekmiş olduğum yerin dördüncüsüne gelerek ipimi şu şekilde birleştiriyorum ve sayıyorum bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvamızı hazırladık şimdi yuvamın içinden çiçeklerimin birinci katını doldurmaya başlıyorum yuvamın içine tığımın başını girdiriyorum ve bir tane sık iğne örüyorum bir sık iğnemi ördükten sonra başlıyorum trabzan olarak örmeye başını doluyorum bir tane örüyorum, ikinciyi çekmiyorum trabzanımızın. İkinci trabzanımı yine aynı şekilde bir defa ördüm, ikinciyi çekmedim. Üçüncü trabzanımı da bir defa aldım, üçüncüye çekmedim. Toplamda bir sıkı yine üç tane trabzanımızın birer defası örülmüş, ikinci defası örülmemiş şeklindeyken hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Bakın hepsini çekip kapadım. Bir zincirimi çekmiştim, 2 ve 3. Aynı kutunun içerisine gelerek batıyorum. Aynı kutumuzun içerisine geldim. Şimdi ikinci sıradaki bir zincir çekmiş olduğum yere sık iğne ile batıyorum. Tığımın başını doluyorum, başlıyorum. Bir. Bir defa alıyorum. 2. Bir defa alıyorum. Üç. Bir defa alıyorum hepsini tek seferde çekiyorum bir zincirimi trabzanlarımı kapadım bir zincirle İki, üç tane de zincirimi ilave ettikten sonra aynı yuvaya gelerek batıyorum üçüncü yuvamın içerisine yine sık iğne ile giriyorum ve aynı işlemlerimi her bir yuvanın içerisine birer birer yapıyorum 8 tane çiçeğimizi yaptım tamamladık bakınız bu şekilde birinci sıramızı şimdi arkasından ikinci sıramızın zeminini hazırlamaya başlayalım 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum hemen sıradaki ilk trabzanı yandan girerek bir tane sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum sıradaki trabzanımı yandan girerek sık iğnemle bağlıyorum 1 2 3 4 ve sıradaki bakınız tekli ilk e, sihirli halkaya yapmış olduğumuz trabzanların belinden girerek bağlıyorum 1 2 3 4 hemen 1 2 3 4 1 2 3 4 sık iğne ile 4 zincir çekerek bağlıyorum 2 3 4. 1 2 3 4 başlangıçtaki ilk bakınız şuradaki trabzanıma gelerek bağlıyorum ve sık iğnemle ilk başlangıca da şöyle birleştirerek bir zincirimle tamamlıyorum. Şöyle baktığımız zaman arkada ikinci çiçek sıramızın yuvasını dört, tane zincir çekerek her birisine birer bağlandık. Bakınız her bir trabzanımıza birer bağlanarak 4 zincirimizi çektik. İkinci rengim için gerekli olan yuvayı hazırladım. Şimdi ikinci rengimizi alarak yuvamızın içini doldurmaya başlayalım. Herhangi bir kutucuğumuzdan başlayalım. Şöyle 4 zincirli şöyle bağlanıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. İpimi de şöyle altına alıp gizlemeye başlayayım. Ve Başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı birer sefer ördüm. İkinci kez hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çekerek aynı kutunun içerisine gelerek batıyorum ve birinci çiçeğimizin yaprağını oluşturdum. İkinci dilimimin içerisine sık iğnemle giriyorum ve başlıyorum. Tığımın başını dolduruyorum. 1. Tekrar 2 3 4 5 5 tane trabzanımın birer defasını ördüm. İkinci kez çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı kutunun içerisine batıyorum. Bakın şu şekilde alttan gayet güzel görünmekte. Üçüncü kutucuğumuzun içerisine giriyorum. Bir tane sık iğnem örüyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört ve beş. Tek seferde çekiyorum. Bir, 2, 3 zincir aynı yere batıyorum ve diğer kutucuklarımızı da bu şekilde doldurarak tamamlıyorum. Evet çiçeğimizi ördüm. Bakın şu şekilde arkasında görelim. Gayet güzel oldu. Şimdi buradan zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tane zincirimi çektim. Birer birer sık iğne örerek yukarıya doğru geliyorum. Her bir zincirimin içerisinden şöyle tekini alıyorum, sık iğne örüyorum. Tekini alıyorum, sık iğne örüyorum. Yukarıya doğru geliyorum başlangıçtaki zincirimin olduğu yere doğru. Zincirimin bir katını alıyorum. zincirimizin tek katını alarak ilerleyelim. Evet, gövdemize batalım ve tekrar zincirimizi çekmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 dilerseniz bunu birazcık daha büyük yapabilirsiniz. 17, 18, 19 ve 20 tane çektim. Hemen geriye doğru dönüyorum. Birer tane alarak ilerliyorum. Bakınız geriye doğru. Aynı başlangıç yerine kadar örerek gelelim. Diğer zincirimi de en uç noktaya kadar geldim. sık iğnemle battım ve bir tane de zincir çektim. Şöyle birazcık uzun bir şekilde eğer bu iple dikecekseniz düğmelerden falan kalan ip yoksa hemen kesebilirsiniz. Yani dikecekseniz biraz uzun koparın dikmeyeceksiniz. Hemen kısaca kesebilirsiniz. Çünkü göğüs kısmına dikeceğimiz için şu şekilde ipimi arkaya gizliyorum ve çiçeğimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz ve şimdi göğsümüze dikelim. Çiçeğimi göğüs kısmına da dikerek tamamladım. Gayet güzel bir yelek oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.